Zeynep, ne işin var burada senin? Hadi eve gidiyoruz. Hayır. Ben o eve bir daha gitmem. Tamam, evine götüreyim seni. Onları telaşlandırmak istemiyorum. Zeynep, yaralısın ama olmaz. Hastaneye götüreyim seni, ha? Bırak. Bırak beni sadece. Zeynep. 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 Zeynep, duyuyor musun? Zeynep. Her şey için teşekkürler Orhan. Endişe edecek bir şey yok değil mi? Yok. Merak etme. Sadece dinlenmesi gerekiyor. Sağ ol. Oğlum, getir bana. Sürpriz yaptık. Sevindin mi? Sevinmek ne kelime? Havalara uçtum. O kadar mutlu ettin ki beni. Babamın fikriydi. Baba? Çınar'cığım. Teşekkür ederim. Yardım edeyim mi? Gerek yoktu aslında. Teşekkür ederim. Ben de yardım edeceğim. Teşekkür ederim. Süt istersen getirebilirim. Kahve için değil. Beni buraya getirdiğin için. Çınar'ı bana getirdiğin için. Ben oğlumla uyudum sayende. Rüya gibiydi. Dün gece baygınken Çınar'ı çok sayıkladım. Ben baygınken sen başımda mıydın? Ben... Sen söyle. O kadar mutluyum ki Çınar yanımda. Hem burası da çok iyi geldi. Herkesten, her şeyden uzak. Bana da iyi geldi burası. Onca yaşanılandan sonra. Biliyor musun? Ben buraya gelirken çok büyük bir savaşın içine girdiğimi biliyordum. Ama senin sayende, yaptıkların sayesinde bana umut verdin, güç verdin. Hiç tahmin etmezdim böyle biri olduğunu. Şaşırttım seni yani. Şaşırttın. Zümrüt'ten ya da Hünkar Hanım'dan beklerdim. Sonuçta Zümrüt bir anne. Hünkar Hanım'ın ailesi için yapmayacağı şey yok. Ama sen, o aileden bir tek sen inandın bana. Sen anlayış gösterdin. Neden yaptın bunu? Karşılıksız sevginin ne demek olduğunu iyi bilirim. Bir annenin çocuğuna nasıl karşılıksız baktığını iyi bilirim. Ben annesiz büyüdüm Zeynep. Çocukken arkadaşlarımın annelerinin çocuklarına nasıl baktığını iyi hatırlıyorum. Saf, tertemiz, koşulsuz, tıpkı bir nehir gibi. Senin gözlerinde de görüyorum o nehri. Çınar için yaptıkların, onun için göz aldıkların. Bu yüzden yanındayım. Gözlerinde karşılıksız sevgiyi gördüğüm için.